Merhabalar. Ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte Amazon'da hesap açmak için gerekli evraklar nedir? Bunları inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Amerika'da hesap açmak oldukça zor. Bunun tabii ki belli başlı sebepleri var. İlk öncelikle neden Amazon Amerika'da hesaplar bu kadar zor açılıyor onu anlatmak isterim. Biliyorsunuz ki Amazon platformlarında en popüler ve en yüksek ciro hacmine ulaşan kısım Amazon Amerika olan kısım. Dolayısıyla da burada satış yapmak için de Amazon sizi birazcık prosedür kısmına sokuyor. Çünkü her önüne gelen Amazon yani dünyanın en büyük satış platformuna kayıt olabilseydi hem satıcılar anlamında hem müşteriler anlamında sıkıntılar yaşardı. Amazon belirli bir prosedür koymuş ve sizin de bu prosedürü aşmanızı bekliyor. Şu an bu videoyu izleyenlerin çoğu Amazon'dan sürekli olumsuz mail alıyordur. Hesabı neden açılmadığına dair bir fikri yoktur. Bu videoda size bunları açıklamaya çalışacağım. Videoya da tam olarak başlamadan önce şunu da belirtmek isterim ki ben uzun yıllar boyunca Amazon'da bir fiil olarak insanlara profesyonel Sassman konusunda destek verdim. Şu an sasmut konusunda herhangi bir hizmetim bulunmuyor. Sayısız hesaplar açtık. ve Bu söylediğimiz şeylerde bu hesaplar üzerinde etkisi oldu. Şimdi daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Amazon'da gerçekten çok esnek bir platform. Eğer forumları veya Facebook gruplarını üyeyseniz şunu çok görüyor olabilirsiniz. Bir adam var. Sadece kredi kartı hesap ekşesini göndermiş. Bir tane peynirini göndermiş. Kimliğini göndermiş. Hesabı açılmış. Ama bir başkası var. Birden fazla yani su faturasını göndermiş, elektriğini göndermiş, Birden fazla fatura göndermiş ama bu kişinin hesabının açılmadığını görüyorsunuz. Demeye çalışım şey şu. Bir kişide işe yarayan belgeler sizde işe yaramayabilir. Yani karşı taraf başka bir kişi, başka bir arkadaşınız aynı belgeleri gönderir. Onunki açılır sizinki açılmaz. Peki bunun sebebi ne? Bunun da sebebi siz karşı tarafa her bir mail attığınızda bunu farklı kişiler inceliyor. Yani kimisini John inceliyor kimisini Alex inceliyor. Alex'in kendine göre inisiyatifi var. John'un kendine göre inisiyatifi var. John kendisi için diyor ki benim için diyor bu evrakları gönderen kişiler için yeterlidir diyor. Çünkü burada bu takımda çalışan insanların inisiyatif oranları çok yüksek. Yani tamamen aslında onların elindesiniz. Diğer de Alex de diyor ki hayır diyor benim için diyor bunlar bunlar geçerlidir diyor. Tabii ki de bir minimum tutarlılık olması gerekiyor. O yüzden sizin yapmanız gereken şey aslında burada ne kadar çok belgeniz olursa o kadar iyi. Peki bu belgeler ne olmalı Atakan Ben de e, hangi belgeler olması gerekiyor? Aslında zaten siz de bunu üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz. Amazon'un sizden istediği en önemli belgeler su faturası, elektrik faturası, doğalgaz faturası, telefon ve internet faturanızı istiyor. Ama birçoğumuz ne yapıyoruz? Burada bir özelleştir yapmak gerekiyor. Birçoğumuz sadece kredi kartı hesap eksisi. Bu arada kredi kartı hesap serisi de vardı. Onu da söylemeyi unuttum. birçoğumuz ne yapıyor? Sadece kredi kartı hesap eksisini gönderiyor. Yanında bir telefon faturası veya bir internet faturası gönderiyor. Yani gönderdiğimiz evrak sayısı ya 2 ya 3. Ve daha sonra diyoruz ki Amazon bizim hesabımızı açmıyor. Evet başkalarınkini bu şekilde açmış olabilir. Fakat siz eğer hesabınızın açılmasının işinize şansa bırakmak istemiyorsanız 6'da 6 olan evrakları hepsini sağlamak zorundasınız. Eğer ki hesabınızın açılmasını istiyorsanız. Ha eksik evrak sağlarsanız az önce bahsettiğim gibi kredi kartı hesap eksiresi işte bir tane telefon bir tane de internet gönderip açılmazsa o da sizin kabahatiniz oluyor. Biliyorum belki de Elektrik üzerinizde yoktur, su faturası üzerinizde yoktur. Fakat bunu bir şekilde halletmeniz gerekiyor. Burası gerçekten çok önemli bir nokta. Örnek veriyorum, benim babamın üzerine bir fatura var. Ben bunu Photoshop'ta veya başka bir programda babamın ismini siliyorum diyelim ve oraya Atakan Özdoğan yazıyorum ve fatura benim üzerime olmuş gibi Amazon'a atıyorum. Bu işe yarar mı Atakan? Açıkçası Amazon biliyorsunuz ki kendini sürekli güncelleyen bir platform. İki senedir ben sürekli hesap açılışlarıyla uğraşıyorum. İki seneki öncekiyle veya geçen seneki prosedürle şu anki prosedür gerçekten çok farklı. İki sene önce bunu denediğimiz zaman bazen oluyordu, bazen olmuyordu. Fakat artık son zamanlarda nasıl anlıyorlar bilmiyorum belki e-faturadan kontrol ediyor olabilirler veya farklı bir sistemleri vardır. O faturanın size ait olmadığını anlıyorlar. Ve bu da hesabınızın açılmamasına yol açıyor. Eğer ki kendi adınıza fatura yoksa, hiç atmayın daha iyi o faturayı. Yani size sadece kredi kartı ekstresi varsa, elektrik suyu yoksa elektrik suyun olmadığını söyleyin plan aksiyonunuzda. Hiç atmayın. Eğer ki isminizi değiş istediğiniz kadar metadatayı ve bu arada silin. Yani istediğiniz kadar onu saklamaya çalışın. Fakat bir şekilde anlıyorlar. O yüzden o belgeleri göndermeyin. Kendi adınıza belge yoksa o belgeleri göndermeyin. Ha bunun tabii ki alternatif çözümleri var. Örnek veriyorum evinizdeki elektrik, su, doğalgazı üstünüze alabilirsiniz veya yeni bir hat alabilirsiniz, faturalı bir hat alabilirsiniz, eve internet bağlatabilirsiniz. Eğer zaten Amazon'da ciddi bir satıcı olmak istiyorsanız bu tarz şeyleri yapabilirsiniz. Onun dışında şunu da belirtmek istiyorum. Mesela bir fatura size ait. Bu fatura örnek veriyorum elektrik faturası olsun. Ama sizin Amazon'a girdiğiniz adresle elektrik faturasındaki adres birebir uyuşmuyor diyelim. Siz o elektrik faturasındaki adresi profesyonel bir şekilde düzenlediğinizi varsayarsak amatör bir şekilde değil faturadaki adresi biz düzenlediğimiz zaman hiçbir sorun çıkmıyor. Önemli olan sizin gerçekten o faturaya sahip olmanız. Yani onu demek ki bir yerden sorgulatıyorlar ve size ait olup olmadığını bulabiliyorlar. Fakat biz onların size ait olan faturaları Bayağı kendi hesaplarınız veya başka hesaplarda sadece adresini Photoshop'tan veya farklı programlardan değiştirdiğimiz zaman hesaplar sorunsuz bir şekilde açılıyor. Fakat ki ne zaman ki siz size ait olmayan bir faturayı da çevirmeye çalışırsanız yani hiç sizinle alakalı olmayan veya babanıza ait olan veya annenize ait olan bir faturayı da çevirmeye çalışırsanız işte o zaman açılmıyor hesaplarınız. On yeni dediğim gibi hiç atmayın. Bunu plan aksiyonunda belirtin. Deyin ki ben işte öğrenciyim veya işte ailemle birlikte kalıyorum. Benim elektrik, su, doğalgaz faturam bu yüzden yok. Size bunları sağlayamayacağım. Ama benim kendi adımı, internet, telefon, kredi kartı hesap ekstrem mevcut. Bunları bu şekilde söyleyerek atmalısınız. Yani eğer ki bir faturanız yoksa Amazon'a onu açıklamalısınız. Neden o faturayı sağlayamadığınızı Amazon açıklamalısınız. Amazon'da da karşıdaki kişi bunu okuduğu zaman mantıklı bulup hesabınızın açılmasında rol oynayacaktır. Aslında tüm sistem bundan ibaret. Faturaları bu arada tekrardan sayayım. Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon, kredi kart, hesap eksiresi. Bu faturalardan ne kadar çok ee, ne kadarı sizde olursa o kadar fazla hesabınızın açılma ihtimali olur. Eğer ki bu faturalar sizde yoksa temin etmeye çalışın. Dediğim gibi doğalgazı üstünüze almaya çalışın. Elektriği üstünüze almaya çalışın. İnternet yoksa gidin internet bağlatın. Telefonunuz yoksa gidin telefon hatta alın. Faturalı hat alın. Yani e, bu yolları geçmek için bunları yapmak gerekiyor. Dediğim gibi sadece iki tane belgeyle açılan hesaplar da oldu. Bunları biz de çok gördük. Fakat e, yani biliyorsunuz ki da size belli bir cevap verme şeyi var yani Amazon size gidip Siz Amazon'a 5 ay boyunca mail atın 5 ay boyunca da size Geri cevap verecek diye bir şey yok yani Amazon'da size belli bir e, Cevap verme kotası var O yüzden bu kotayı da iyi değerlendirmek gerekiyor ya ben iki tane ile şansımı deneyin de işte bir yerde açılır Dememeniz gerekiyor hesap açılışına başlamadan önce bu saydığım evrakları olabildiğince temin etmeye çalışın Bir diğer gelen en çok soru ise benim kredi kartı hesap ekstrem yok banka hesap özetim olur mu? Bunu Amazon'da biz telefonlarda çok görüştük. Size söyleyeceklerim şeyleri Amazon'daki çalışanların ağzından aktarıyor olacağım. Adamlar diyor ki, bakın diyor banka hesap ekstresi diyor banka hesap özetini diyor birçok kişi diyor temin edebilir diyor. Yani siz gidin bir e, Ahmet olarak bankaya başvurun, sizin banka kartı almanız çok kolay ve bu da Amazon için yeterli güvenlik bir önlemi değil. Bu yüzden de banka hesap özetine çok fazla güvenmiyorlar adamların istedikleri şey şu. Onlara öyle bir fatura sağlayın ki alınması zor olsun. Yani siz gidip örnek veriyorum. Mesela bu da çok fazla gelen bir örneklerden bir tanesi. GoDaddy faturası. GoDaddy faturasını almak 5 dakika. Bunu Amazon'daki çalışanlar da biliyor. Yani sizin oradaki fatura adresinize güvenmiyorlar. Adamlar istiyorlar ki mesela elektrik faturanız. Bu çok güvenilir bir şey. Çünkü elektrik faturası nereye gelir? Ev adresinize gelir. Sizin yaşadığınız yerle doğru bir adres olmak zorunda. Ama GOde de öyle değil. Veya banka kartı öyle değil. Çünkü banka kartını dediğim gibi temin etmek çok kolay. Amazon'un sizden istediği faturalar fark ettiyseniz zor temin edilen faturalar ve Amazon'da sizden bu zor temin edilen faturaları bir şekilde çözmenizi istiyor. Eğer ki yoksa da mantıklı bir açıklama yapmanızı bekliyor. Biliyorsunuz ki dokümanları gönderirken aynı zamanda oraya maillere bir şeyler yazıyorsunuz. Biz buna plan aksiyon diyoruz. O plan aksiyonunda olmayan belgeleri mantıklı sebepler çerçevesinde belirtmeniz gerekiyor. Bu yüzden kredi kart hesap ekstresi mesela daha zor alınan bir belge. Kredi kartı seçisi almanın sizin için daha faydalı olur. Bunların dışında hangi evrakların sizde olması gerektiğini şu anlık çok iyi anladınız. Evraklarınız eğer yoksa da mantıklı bir açıklama yapacağınızı da anladınız. Peki Atakan, bu evraklar nasıl olmalı? Yani adresler neredeki ile uyuşmalı? Nasıl? Türkçe karakter olmalı mı? Türkçe karakter olmamalı mı? Gibi aklınıza sorular var. Şimdi bu soruların cevaplarına geçelim. Biliyorsunuz ki Amazon'da 3 tane yerde adresleriniz var. Birincisi business adres, ikincisi legal entity'deki adres, üçüncüsü de official adres diye bir yer var. Bir de deposit metotta adresiniz var. 4 tane toplam adresiniz var Amazon'da girile. İlk olarak yapmanız gereken şey bu saydığım 4 yerdeki adreslerinizin kendi içerisinde uyumlu olması gerekiyor. Yani siz ilk önce bu Amazon içerisindeki bir adresinizi aynı yapmanız gerekiyor. Aynı yapmanız gereken yerleri saydım. Buralardan girin ayarlardan settingsten. Buralardan kendi adresinizi ilk önce bir kendileriyle birebir aynı hale getirin. Onun dışında Atakan Türkçe karakter olsa olur mu? Olmasa olur mu? Biliyorsunuz ki Amazon çok esnek bir platform ve dediğim gibi bunu kişiler inceliyor ve her kişinin de inisiyatifi farklı. Yani kimisi Türkçe karakter kabul edebilir, kimisi Türkçe bu arada kabul edilen diller arasında faturalarda ama kimisi Türkçe karakteri kabul etmeyebilir. Yani burada kesinlikle Türkçe karakter göndermemelisiniz veya kesinlikle Türkçe karakter olmalı diye bir şey diyemeyiz. Ama yani mantıklı olan şey ne benim gözümde sonuçta burası bir global bir pazar ve karşı taraflar Türkçe karakterleri bilmiyorlar. Tamam Türkçe kabul edilen diller arasında ama sonuçta Türkçe karakterleri bilmiyorlar bence en iyisi yani en sağlıklısı her tarafta İngilizce karakterlerin olması. Olabildiğince minimum minimum seviyede Türkçe karakter kullanmaya çalışın. Yani bunun dediğim gibi kesinlikle bir kesinlikle Türkçe karakter kullanın. Kesinlikle Türkçe karakter kullanmayın diye bir şey söz konusu değil. Ama olabildiğince az Türkçe karakter kullanırsanız daha iyi olur sizin için. Onun dışında dediğim gibi ilk olarak bu Amazon Business adresi, işte Legal Entity'deki adresleri hepsini Amazon içerisindeki adresleri aynı hale getirdiniz. Getirdikten sonra yapmanız gereken şey o aynı olan adresler evraklarınızla uyuşuyor mu? Eğer ki evraklarınızla uyuşmuyorsa bu sefer evraklarınızı düzenlemeniz gerekiyor. Dediğim gibi evraklarınızda isminizi ve soy isminizi değiştirmediğiniz sürece yani başka bir faturayı kendi adınıza geçirmediğiniz sürece bir problem olmuyor. Eğer ki fatura sizin adınıza ise adresini rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Fakat adresini değiştirirken de bunu lütfen bu kadar basit olarak algılamayın. Bunları meta, düzenledikten sonra metadata verilerini silmeniz gerekiyor. Silmezseniz işte program geçmiş yani dosyanın geçmişi gözükebiliyor o yüzden onu da titizlikle değiştirmeniz gerekiyor. Amazon içerisindeki adresleriniz aynı. Evraklarınızdaki adresleriniz aynı. Ve size saydığım bu 6 tane döküman varsa elinizde hesabınız açılır arkadaşlar. Ha, i̇lk seferde açılmaz, 3. seferde açılır. 2. seferde açılmaz, 4. seferde açılır. Fakat hesabınız açılır. ne kadar çok belgeniz olursa o kadar iyi. Bunu en başta da söylemiştim. Temin edemiyorsanız bunları plan aksiyonunda uygun bir dille, resmi bir dille neden temin edemediğinizi açıklayabilirsiniz. Hatta ve hatta daha da e, inandırıcı olması açısından e, örnek veriyorum babanızın faturalarınızı ekleyip veya aile, aile bireyinden bir kişinin faturasını da ekleyip hani bakın ailemin üzerine benim üzerime değil ama adreslerimiz aynı. Babamın adresiyle benim adresim aynı tarzında plan aksiyonunuzu güçlendirebilirsiniz. Bundan sonra siz, sizin hayal gücünüze kalmış. Bu videoda dediklerim şeyleri dikkate alırsanız hesabınız gerçekten açılır. Şöyle bir şey de söylemek istiyorum son olarak bana da bir tane kredi kartı hesap ekstresi verseniz bir tane de internet faturası verseniz o hesabı ben de açamam. Başka bir bilen kişi de açamaz. Yani sizin ilk olarak yani profesyonel bir destek de alacaksınız başka bir yerlerden ilk olarak sizin evraklarınızın tam olması gerekiyor. Evraklarınız tam olmadan istediğiniz kişiden destek alın. Kimse açamaz. Ha açılırsa da şansı açılır. O yüzden ilk olarak yapmanız gereken şey evraklarınızı tam hale getirmek. Evraklarınız da tam hale gelmeden lütfen durduk yere Amazon'a mail atmayın. Çünkü Amazon size geri dönüşleri azalacaktır. Ne kadar çok mail o kadar geri dönüşünüzün azalma ihtimali var. Eğer ki bir hesaplara 5-6 aydır uğraşıyorsanız yani ciddi zamandır uğraşıyorsanız ve hesabınız açılmıyorsa Size tavsiyem başka bir bilgisayar ve başka bir internet kullanarak da başka bir kişinin adına hesap açmanız. Çünkü e, o hesap yani artık hani çok denenmiş bir hesap ve açılmıyor. Bunu ben kuvvetli ihtimal oradaki inceleyen kişilerin de gördüğünü düşünüyorum. Yani sizin daha önce ne kadar kaç kere belge gönderdiğinizi kuvvetli ihtimal onlar da görebiliyordur. O yüzden ne kadar az... E, mail gönderimi o kadar çok iyi. Eğer ki maillerinize de cevap alamıyorsanız maksimum bir hafta bekleyin. Bir haftadan sonra tekrardan mail atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Kanala da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.